Birlikte bu bölümde Sayın Mahalli hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ve vakit ayırdığınız için. Ben şimdi şunu soracağım. Bu nasıl normalleşme? Gerçekten böyle bir iklim var mı görüyor musunuz derken bir sıcak haberi de paylaşalım. Zira MHP grubunda Devlet Bahçeli konuşuyor. Öcalan'a bir çağrı geldiği ifade ediliyor. Terörün bittiğini, terörün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin çağrısı geldi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, bir sıcak gelişme. Siz tüm bunları nasıl değerlendirirsiniz? Önce bunu soralım. Yani tabii bu çağrının Devlet Bahçeli tarafından gelmesi kendi, yani bir tek bu açıdan bakıldığından bile enteresan. Çünkü Öcalan İmralı'da yargılandığında ve idamla mahkum olduğunda hatırlıyoruz, Devlet Bahçeli ip atmıştı, asın bunu diye. Şimdi dolayısıyla o günden bugüne, 1999'dan bu yana buna benzer hikayelerin, buna benzer söylemlerin en azından 10 kez Bahçeli ve çelişkili olarak Bahçeli ve iktidar tarafından dile getirildiğini ve uygulamalı olarak yine çelişkili bir şekilde yaşadığını biliyoruz. Yani daha bundan bir yıl olmadı bile seçimlerde montajla, Photoshop'la Kemal Bey'le Kandil arasındaki fotoğrafın paylaşılması kendi başına zaten bir rezalet. Şimdi dolayısıyla yok yumuşamadır, yok da normalleşemedir. Bunu zaten Özgür Bey'le de yaşadık. Yani Özgür Bey ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki buluşmada da buna benzer veya kamuoyunu aldatmaya ve işte toplumu farklı gündeminden uzaklaştırmaya yönelik söylemlerdir bunlar. Hiçbir sonuç yok. Yani Devlet Bahçeli Öcalan'a böyle bir çağrı yapıyorsa Öcalan bunu daha önce yaptı. Ne oldu? Yaptı Öcalan ve işte biliyorsunuz ateşkes sağlandı, silah bırakıldı. İşte Kandil Habur'daki mahkemeleri biliyoruz. Mektuplar yazıldı. TRT ekranında o mektuplar okundu. Osman Öcalan'ın dediğiniz gibi mektubu okundu. Abdullah Öcalan'ın konuşması dillendirildi Nevroz'da, Diyarbakır'da. Daha neler neler yaşandı. Başbakan, o zaman başbakandı tabii, Erdoğan kendisi söyledi. Ben gönderdim dedi Hakan Fidan'ı Abdullah Öcalan görüşmeye, hesap sorulacaksa benden sorulsun dedi. Oslo'daki 2010'da başlayan Oslo süreci yaşandı. Dolayısıyla bütün bunların bana göre hiçbir anlamı yok. Yani iç dinamiklerle açısından bakıldığında hiçbir anlamı yok ve olmayacaktır. Bu tipik, işte hani hep konuşuyoruz zaten, işte yeni anayasa, işte yok ilk 4 maddenin tartışılıp tartışılmayacağı gündemiyle ilgili iç dinamikler açısından söylüyorum bunu. Ama iç dinamikler çok farklı değil. Ben hep dış dinamiklerle bakıyorum olaylara. Yani gündemde hani Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor? İsrail Suriye'ye, Türkiye'ye saldıracak. Nereden saldıracak? Yani çünkü sınır yok İsrail'le Türkiye arasında. İşte Lübnan'ı alacak, Suriye'yi alacak, sonra Türkiye'ye gelecek. Şimdi yandaş medya ne diyor? Suriye parçalanacak. Daha Erdoğan da bunu söyledi. Suriye parçalanacak. Dolayısıyla Türkiye Suriye'nin yarısını alsın. Peki Suriye'nin yarısı ne demek? Yani kuzeyi, Halep ve kuzeyi doğusu, işte PKK, PYD ve Amerikan işgali altında. O zaman Amerika ile birlikte Suriye'yi mi parçalayacak Türkiye? Yani bunu mu söylüyorlar? Bunun altyapısını mı hazırlıyorlar? PKK ya işte bu diyaloglar, DEM eski adıyla HEDEP, DEM'le olan bu diyalog eğer böyle bir şeyin altyapısını hazırlıyorsa o zaman başka bir şey konuşacağız. Yani iç dinamikler ya da işte yumuşama, işte barış süreci falan gibi değil de bölgesel politikaları konuşmamız lazım. O zaman da Türkiye, yani İsrail ile ilgili bir şey söylememesi gerekiyor. Amerika ile ilgili hiçbir şey söylememesi lazım. Çünkü PKK, PYD, YPG Amerikan kontrolünde, Fırat'ın doğusunda. Şimdi siz de biraz önce ifade ettiğiniz gibi iç dinamikler açısından baktığımızda hiçbir şey ifade etmiyor. Dış dinamikleri biraz daha açmanızı isteyeceğim ama şimdi Ankara kulislerinden tabii bilgi geçen arkadaşlarımıza ve parti kulislerine baktığımızda evet Ankara'da bir şeyler oluyor. Ama bu olan şey daha önce yaşadığımız çözüm sürecinin bir benzeri
olmayacak yorumları sürekli olarak özellikle AKP kulislerinden gelmiş oldu. Hal böyle olunca İsrail Türkiye'ye saldıracak açıklamasının hemen ardından böyle bir süreç başlayınca tüm bunların perde arkasında sadece yeni anayasa ve dolaylı olarak Erdoğan'a bir kez daha adaylık yolunu açmak mı var sorusu da gündeme geldi Sayın Mahalli. Bu anlamda nasıl yorumlarsınız? Şimdi Bilge arkadaş, dediğin doğru. Yani biz aşağı yukarı bir buçuk yıl önceydi yanlış hatırlamıyorsam Namık'la programda hep söylüyorum ben. Yani sonuçta Sisi 2013'te iktidara geldi. Kendine göre bir anayasa hazırladı. Ve işte 2034'e kadar iktidara kalacak şekilde kendini garantiledi. Şimdi Putin de aynı şeyi yaptı. Putin de 2020'de iktidara geldi. 24 yıldır iktidarda. Ve yine o da anayasayı değiştire değiştire o da 2034 ya da 2036'ya kadar iktidarda kalmayı garantiledi. Şimdi aynı şeyi, yani Putin zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kankası. Sisi de yeni kankası. Dolayısıyla onların deneyimlerinden yararlanarak büyük olasılıkla Erdoğan da 2028'de bitmesi gereken süresini bir 5 ya da 6 yıldaki anayasayı değiştirerek 6-6 yapabilirler. Dolayısıyla o da 28, 6 daha koyarsak o da 2034 Sisi'yle birlikte bu işi bitirecek yaşamını, hadi öyle siyasi yaşamını. Şimdi dolayısıyla bu ayrı bir konu. Yani bunu Erdoğan kafasına koymuşsa büyük olasılıkla yapacak. Şimdi dolayısıyla DEM'le ilgili bu barış sürecinde anayasayı değiştirip değiştirmemenin hani bir farklı, daha doğrusu bir başka amacı iktidar aslında CHP'yi sıkıştırmak. Yani DEM'le CHP arasında böyle bir yumuşama, diyaloglar falan yapılıyor. Dolayısıyla bunun önünü kapatmak istiyor. Şimdi iyi de DEM'e ne verebilir? Yani Abdullah Öcalan'ı işte bunu en azından 20 sefer konuştuk. Yani Abdullah Öcalan'ı işte içeriden çıkarttık. İşte bir özel bir villa ya dağın tepesinde orada yerleştirip işte falan filan. Tamam iyi de yani CHP DEM'li bir sürü milletvekili içeride, Salahattin başta olmak üzere, ondan sonra DEM'li bir sürü belediye başkanı içeride, DEM'in bir sürü kadrosu içeride, 4000 civarında DEM'li, yani HDP'li daha doğrusu insan içeride. Hala Güneydoğu'da bir sürü bölge, askeri bölge, işte operasyonlar devam ediyor. İHA'larla, SİHA'larla, Fırat'ın doğusunda, Kuzey Irak'ta operasyonlar devam ediyor. Öldürülüyor her gün bir sürü PKK'lı, o da yetmiyor. Şu anda Kuzey Irak'ta Türkiye'nin yaklaşık olarak 20 tane askeri üssü var, askeri noktası var. Yani bir sürü hikaye var. Şimdi bunları hepsini bir tarafa bırakacaksın. Ondan sonra geleceksin, bana diyeceksin ki işte Devlet Bahçeli üzerinden, Devlet Bahçeli